YouTube'a girdiğimizde pilotlukla alakalı olarak en çok sorulan soruları genelde bulabiliriz. Aklımıza gelen uçak nasıl kullanılır? Uçaktaki teknik detaylar nelerdir? Bunları genelde bulabiliriz. Hem yabancı kaynaklardan hem de Türkçe kaynaklardan. Ancak geçenlerde aklımıza öyle bir şey geldi ki pilotlukla alakalı en garip sorular. Evet bu soru aslında durduk yere aklımıza gelmedi tabii ki. Biliyorsunuz The Woman Pilot adında bir Instagram hesabım var ve orada günlük olarak motivasyonel paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Ancak bazen sizlerden öyle sorular geliyor ki tabii ki sizler de böyle yanına gülücükler koyarak, gülen suratlar koyarak bu soruları soruyorsunuz. Ancak ben de dedim ki madem bu kadar çok soru geliyor haydi onları şöyle bir kutuya koyalım ve sıradan cevaplamaya başlayalım. Evet bugünkü videonun konusu pilotluk alakalı en ilginç en garip sorular Hazırsanız videomuza geçiyoruz. videomuza geçmeden önce, eğer ki bu tarz içerikleri beğeniyorsanız, pilotlukla alakalı bilgiler edinmek istiyorsanız veya motivasyonel paylaşımlar ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda lütfen o yanındaki küçük zili açmayı unutmayın ki her videoyu paylaştığımda sizlerin de haberiniz olsun. Tabi videoyu beğenirseniz ve bana destek vermek isterseniz de oradaki parmaklar yukarı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman hazırsak kutumuzu açmaya başlıyoruz. Evet. Bu da çok tatlış bu kutuymuş öyle değil mi? Evet, açıyoruz. Şimdi içinde tabii siz oradan muhtemelen göremeyeceksiniz ama Instagram'da paylaşmıştım story olarak. Böyle bir sürü kağıtlar var. Şimdi öncelikle şundan emin olun. Soruların cevaplarını daha önceden hazırlamadım ki birazcık da komik olsun video diye. Ee, o yüzden şimdi yani umuyorum ki çok absürt sorular yoktur ama ilk sorumuzu çektim. Başlıyorum. <laughs> i̇lk soru ne çıktı biliyor musun? uçaktan atlayınca aynı yere düşer miyim? Evet, şimdi hiçbir sorunun cevabını gerçekten hazırlamadık. Ancak soruları seçerken ve buraya yazarken sadece ve sadece bu soru üzerine birazcık konuşmuştuk. Çünkü özellikle lisede belki hatta üniversitede olanlar da hatırlarlar fizikte bir konu vardı. yata yatış, eğik atış konusu. Biz de işte onun formülü neydi falan diye onu düşünüyorduk. O yüzden uçaktan atlayınca aynı yere düşer miyim? İlk sorumuz. Uçaktan atlayınca aynı yere düşmezsiniz. Yani uçaktan neden atlıyorsunuz onu bilmiyorum ama böyle bir sorunun cevabı neden ihtiyacımız olsun onu da bilmiyorum. Ancak aynı yere düşemeyiz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz uçak belirli bir hızda hatta çok çok süratli bir hızda ilerliyor. Doğal olarak atladığınız zaman aynı yere düşmeniz mümkün değil. Birincisi uçağın hızından dolayı, ikincisi de zaten havanın bir sürtünme kuvveti var. Doğal olarak eğer hesaplamak isterseniz tabii ki sizleri... Fizik kanunlarına, fizik kurallarına ve bir dolu formüle bırakıyorum. Ve geçiyorum ikinci sorumuza. Böyle zevkliymiş ya. Böyle kura çekermiş gibi. Yılbaşında da böyle çekiyorlar. Keşke top yapsaydım ki bir dahakine öyle yapalım. Kinder sürpriz şeylerine, yumurtalarının içine koyalım. Ve böyle tıkır tıkır çalışalım. Evet. Evet. Pilotluk ve evlilik. Soru bu kadar. Yani soruda bir şey yok. Hani pilotluk ve evlilik soru işareti. Bunu soran arkadaşım ne sormak istiyor bilmiyorum. Yani pilotluk ve evlilik soru işareti. Ee, yani pilotlar evlenebilir ve Evleniyorlar? Evlenmeye de ee, Bilmiyorum. Anlamadım soruyu. Geçiyorum. Evet. Kokpitte tüm tuşları basıyor musunuz? Yani şimdi şöyle kokpitteki tüm tuşları biliyor mu pilotlar? Evet biliyor bilmek zorundalar ama tüm tuşlara basıyorlar mı? Böyle sürekli dediği gibi tuşlara basmıyorlar tabii ki. Hatta ve hatta kokpitte bazı tuşlar sadece elektrik aksamını içeren tuşlar var. E, sigorta gibi düşünün. Doğal olarak onlara pilotlar tabii ki durduk yere basmıyorlar. Ancak yine de her tuşu her şeyi bilmek zorundalar. Evet geçiyoruz. Arkadaşlar umarım kazık sorular sormamışsınızdır. Al işte. <laughs> yani dedim dedim. Uçuş noktalarındaki belirli noktalara neden bacak denir? Evet bilmeyenleriniz varsa e, uçaklarda örneğin diyelim ki Ankara'dan uçağımız havalandı. İstanbul'a gittiniz. İstanbul'dan kalktınız Diyarbakır'a gittiniz. İşte Diyarbakır'dan döndünüz başka yere gittiniz. Bunların her birine bacak deniyor. Yani bir pilot bugün dört bacak uçtum derse dört farklı yere gitmiş oluyor. Ancak neden buna bacak denir? Gerçekten bilmiyorum. Yani ben de bilmiyorum cevabını. Neden bacak denir? E, bunu öğreneceğim. Öğrendikten sonraki sanmıyorum böyle çok anlamlı bir nedeni olsun. Ancak varsa yorumların altına pinlerim sizler de okursunuz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Açıkçası bu videodan acayip keyif aldım. Bunu sık sık yapalım. Pilotlukla alakalı ilginç sorulardı bunlar. Belki daha farklı konseptlerde yapabiliriz. Şimdi Kokpit'te sigara içsek sorun olur mu? E olur tabii arkadaşlar. Yani bir zahmet kokpitte. Bazı soruları gerçekten yani e, böyle Instagram'da falan da aldığım zaman o kadar şaşırıyorum ki. Mesela en çok aldığım sorulardan birisi ne biliyor musunuz? Hem de böyle sayısız derece aldım. Kokpitte müzik dinleyebiliyor muyuz? Kok hatta geçenlerde o kendini biliyor. Bir tane arkadaşım daha lisedeymiş. Bana Abla lütfen net bir şekilde öğren kokpitte müzik dinleniyor mu dedi. Ben de ona en sonunda dedim ki ne yapacaksın? Müzik dinleyemiyorsan pilot olmayacak mısın? O kadar önemliymiş onun için. Burada sigara içsek sorun olur mu? Arkadaşlar eskiden yani havacılığın eski taraflarını, eski tarihlerini bilenler varsa belki şunu söyleyebilirler. İşte niye ben biliyorum e, sigara içen pilotlar, kaptanlar var diyebilirsiniz. Ancak katiyen yasak e, yeni havacılık kurallarında özellikle CRM'de de çok önemli bir şeydir bu. Çok kez duyarsanız hazırlananlar bu soruyu. Eee kokpitte sigara içmek yasak arkadaşlar. Uçuş emniyeti açısından oldukça tehlikeli bir şey. E, bu arada sadece tabii ki pilotlar için değil, yolcular için de yasak. O yüzden e, o tuvaletteki şeylere ne onun adı? kül tablolarına aldanmayın. Uçakta sigara içemezsiniz. Uçuş emniyeti için ciddi anlamda bir risk taşıyor. Şahsi uçağım olursa istediğim yere inip kalkabilir miyim? Ee, keşke öyle olsaydı. Yani hayat öyle olsaydı belki çok daha güzel olurdu. Ancak e, istisnai durumlar olabilir ama öyle kafanıza göre patır patır Türkiye sınırları içerisinde inip kalkamazsınız. Ancak Amerika'da ve e, daha geniş arazilerin olduğu e, ülkelerde aslında şahsi uçakları olan insanlar var ve bunlar bildiğiniz gün içerisinde, günlük hayatlarında bu uçaklarını, küçük uçaklarını kullanabiliyorlar. Ve o arazilere de, istedikleri arazilere de inip kalkabiliyorlar. Ancak zannetmeyin ki bunlar kuralsız bir şekilde oluyor. Ee, bu gökyüzü sınırsız gibi geliyor olabilir, ancak bunun da belirlenmiş kuralları var. Hava sahalarına ayrılmış durumda gökyüzü. Doğal olarak buradaki Amerika'daki bahsettiğimiz insanlar bile e, kontrollü hava sahaları, kontrolsüz hava sahaları var. Buralarda uçuş yapabiliyorlar. Ancak Türkiye'de e, benim bildiğim kadarıyla en azından böyle bir durum söz konusu değil. Evet, geçtik. <laughs> Pilotlar aynı zamanda astronot olabiliyorlar mı? Ee, olabiliyorlar. Zaten şöyle ki astronot yani şöyle mesela bir NASA astronotu olmanız için pilotluktan önce olmanız gereken bir şey var. Ne yazık ki Amerikan vatandaşı olmanız gerekiyor. Yani en son ben baktığımda ben de astronotluk hayalleriyle tutuşurken kontrol ettiğimde Amerikan vatandaşı olmanız gerekiyordu. Doğal olarak e, benim için o iş e, suya düştü. Ancak diyelim ki Amerikan vatandaşınız o diğer kriterleri hallettiniz. O zaman zaten astronotların genelinin hayat hikayesini incelerseniz hepsinin geçmişinde bir pilotluk hikayesi oluyor genelde. Genel olarak pilotluk eğitimi almış insanlardan seçiliyor. Ee, birazcık daha savaş uçağı pilotlarından diyelim. Evet bir başka sorumuz. Pilot. <laughs> Pilotlar kokpit camından el çıkarıp müzik dinleyebiliyor mu? Şimdi bu soruyu soran arkadaşım şunu mu merak ediyor? Hani pilotlar kokpit camından el sallayabiliyor mu? Onu mu merak ediyor? Müzik dinleyebiliyor mu? Yoksa kokpit camından hem el çıkarıp hem müzik dinleyebiliyor mu? Burada ben öyle anladım. El çıkarıp müzik dinleyebiliyor mu? El çıkarıp müzik dinleyemiyorsunuz. El de çıkaramıyorsunuz arkadaşlar. Yani havadayken öyle bir şey yapmanız mümkün değil tabii ki. Ancak tabii ki kokpitin açılan bir camı var. E, yerdeyken camı açabilirsiniz. Ama bu müzik olayına neden bu kadar takıldı herkes bilmiyorum. Şu şekilde Instagram'da tabii ki pilotlar paylaşımlar yapıyorlar. Ben de görüyorum aynı şekilde. Orada da müzik dinlediklerini bizler de görüyoruz. Ben... Tabii ki bu konuda otorite değilim, yetkili insan da değilim. Sadece şunu düşünüyorum. E, uçuş emniyetinde e, orada birçok şeyi aynı anda kontrol etmeniz gerekiyor. Yüksek bir konsantrasyona sahip olmanız gerekiyor. Bir yandan kaptanınızı dinleyeceksiniz, bir yandan pistte neler oluyor onlara bakacaksınız. Şu an daha havalanmadan ki durumdan bahsediyorum. Ve orada ATC'yi yani hava trafik kontrollerini dinleyeceksiniz. Hani müzik açtığınızda en ufak bir ihtimal bile olsa dikkatinizi dağıtacak. Bu da sizin uçuş emniyetinizi etkileyecek demektir. O nedenle hani bilmiyorum ileride pilot olursanız siz dinler misiniz dinlemez misiniz? Ancak birazcık muallakta bir şey yapanlar var. Benim fikrime sorarsanız bilmiyorum ne kadar doğru olduğunu çok da bir şey söylemiyorum. Bana pek düşmüyor. Bir diğer soruya geçiyorum. Bakalım. Aa güzel soru. Yani şöyle Belki çok ilginç olmayabilir, komik anlamında değil ama güzel soru. Biz de turuncuyla yazarak sorunun cevabını vermişiz. Kara kutu neden siyah değil? Bence güzel soru. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben de ilk önce pilotluk sınavlarına hazırlanmaya başladığımda e, kara kutuyu kara zannediyordum, siyah zannediyordum. E, doğal olarak yani akıl var, mantık var. Kara kutu olunca siyah zanneder ancak değil turuncu, kırmızımsı bir turuncu. E, neden? Kara kutu uçak kazalarının aydınlatılmasında çok önemli bir unsurdur. Çünkü kazadan önce kokpitte konuşulanları vesaire pilotların yapmış olduğu girişleri, kontrol hareketlerini hepsini kara kutu sayesinde aydınlatabilirler, anlayabilirler. Doğal olarak kara kutunun bulunabilmesi açısından çok daha rahatlıkla görülebilmesi açısından kara kutu göze daha çok farklılık yaratan bir renk olarak yapılmış ve bu renk tabii ki turuncu tonları olmuş. Bir başka sorumuza geçelim. Evet, e, isimleri yazmadım arkadaşlar. Zaten soruyu soranlar kendilerinin hangi soruları sorduğunu biliyorlardır. Abla, konuyla alakası yok ama YouTube kanalımın adı ne? Ee, şimdi bu soruyu şundan dolayı aldım. Bu videoyu Instagram'da da yayınlamak istedim çünkü e, bir şekilde Instagram'daki takipçiler belki burada izleyemeyebilirler, ee, YouTube'u tercih etmeyebilirler. O nedenle Instagram'dakilere söylüyorum kanalımın adı Burcu Deniz. Instagram adresim The Woman Pilot ve YouTube kanalımın adı da Burcu Deniz. Geçiyoruz diğer sorumuza. Evet. Bakalım. <laughs> Pilotlar korkunca kendini fırlatabilir mi? parantez içinde paraşütle. Pilotlar korkunca kendini fırlatamaz. Arkadaşlar nereye fırlatıyorsunuz? Öncelikle şöyle şakası bir yana şimdi havayolu pilotları biliyorsunuz sivil pilotlar ve askeri pilotlar var. Tabii ki bu sivil pilotların uçtuğu uçaklar yani Boeing, Airbus gibi uçaklarda zaten pilotların böyle bir ekipmanı yok. Yani pilotların koltuğunun altında gizlenmiş bir paraşüt yok. Bunu tabii ki tartışabiliriz. Hani neden yok? Olmaması iyi mi kötü mü? Şöyle ...ama sizin aklınıza bu soru geldiğine göre... ...yani korkunca kendini fırlatabilir mi bir pilot... ...diye düşündüğümüze göre... ...belki de o psikolojiyi bilemeyiz. Tabii ki Allah korusun hiç kimse öyle bir şey hiçbir zaman yaşamasın. Ancak kaza durumunda veya aksi bir durumda... ...belki de insanlık hali, insanlık psikolojisi korkup da... ...belki de pilotlar kendilerini atarlardı. E atarlarsa o zaman yolcular arkada ne yapacak? Uçağı kim uçuracak? E, muhakkak ki böyle şeyler de dikkate alınmıştır. Ancak savaş uçağı pilotlarında ve... Bazı uçaklarda bu paraşüt olayı var tabii ki. Hatta sizler de çok kez görmüşsünüzdür. Uçaklar çakılmadan önce pilotlar kendilerini fırlatıyorlar ve birçok pilot da bu sayede hayatta kalabiliyor. O yüzden o uçaklarda iyi ki paraşüt varmış diyoruz. Şimdi geçelim, biraz da karıştıralım böyle, eğlenceli olsun. Bir diğer sorum: Türkiye'de araba kullanabilen insan uçak kullanabilir mi? Şimdi burada bakın dikkatinizi çekiyorum araba kullanan insan değil Türkiye'de araba kullanabilen insan uçak kullanabilir mi? Anladım buradaki espriyi. Ee, şöyle, bu soru aslında çok sık geliyor. Yani iyi araba kullanan insan uçakta kullanabilir mi? Ee, şimdi bunu ben de aslında hocalarıma ve tanıdığım pilotlara sormuştum daha önce. Çünkü sonuç olarak araba kullanırken de üst düzey bir konsantrasyon gerekiyor. Birçok mekanik aksamı aynı anda kontrol ediyorsunuz. Herkes tabii ki böyle araba kullanmıyor. Keşke kullansa. Ancak e, benim için araba kullanırken de farkındalığınızın... çok çok yüksek olması gerekiyor demek. E, o yüzden aslında mekanikler, teknik işleyiş, aksam, motor işleyişi. Şimdi dedim ya arabayı herkes aynı şekilde kullanmıyor ki kaç tane insan motorun işleyişinin nasıl olduğunu biliyordur veya kaç tane insan lastiği patladığında durup da işte krikoyu takıp lastiğini değiştirebilir gibi otomobilinizle bir yaşıyorsanız onun işleyişini vesairesini biliyorsanız bu anlamda bazı teknik şeylere de hakimsiniz demektir. O yüzden eee yani kalkıp Boeing Airbus'tan bahsetmeyeyim ancak Cessna gibi motorlara sahip olan uçaklarda aslında bu dersleri öğrenirken arabayla bazı benzerlikleri olduğunu görüyorsunuz. Ancak yine de uçak kullanmak demek o uçağı sadece o önünüzdeki lovyeyi çekip de uçurmak demek değil. Sınırsız sayıda bilgiye sahip olmanız lazım. Çok çok farklı bilim alanlarından birçok bilgiye sahip olmanız lazım. Meteorolojiden tutun işte dediğim gibi motor bilgisini, İngilizcenize mesela her şeyinizi farklı farklı alanlarda iyi şekilde geliştirmeniz lazım. Ve bunların hepsini aynı anda kullanıyor olmanız lazım. Yani 3 boyutlu bir ortamda bunları gerçekleştiriyorsunuz. Ancak otomobilde havada değilsiniz. Doğal olarak işler ters gittiğinde, aksi bir şey olduğunda sağ çekip durabilirsiniz. Bu yüzden Türkiye'de de olsanız, ha ne faydası olur? Belki sinir katsayınızı kontrol etmeyi öğrenirsiniz Türkiye'de araba kullanırken. Evet. Geçelim. Dikkatli kullanalım arkadaşlar arabayı kullanırken ve özellikle şerit değiştirirken sinyal verelim. Şu aynalar orada süs olarak durmuyor. Aynamıza bakmayı ihmal etmeyelim. Bu da kamu spotu olsun. Evet, bir sonraki soruma geçiyorum. <laughs> uçaklara benzini siz mi alıyorsunuz? İyi ki biz almıyoruz. Herhalde batardık o zaman. Hayır tabii ki uçaklara benzini biz almıyoruz. Ee, uçuş okulumuz alıyor. Artık onlar da e, parasını nereden karşılıyor vesaire bilmem ne. Kendim ödemediğim için o kadarını da bilemem tabii ki. Bir sonraki soruya geçiyorum. Nereden aklınıza geliyor arkadaşlar? Hiç aklıma gelmedi şimdiye kadar uçakları benzini kim ödüyor? Ne kadarı alıyor falan. İlginç bir soruymuş ama. Teşekkür ederim. Ee, uçakta uçak hepimiz öne doğru yürürsek uçak burun aşağı süzülür mü? Şimdi bu soru var ya arkadaşlar. Bu soruyu duyduğunuzda ne düşündünüz? Doğru söyleyin. İlk ben cevaba geçmeden önce bir durun ve düşünün. Sizce bütün yolcular aynı anda yani uçakta oturan herkes arkada önde herkes aynı anda ayağa kalkıp ön tarafa doğru koşmaya başlasa sizce ne olur? Ee, tahmin ediyorum ki birçok kişi saçmalama canım öyle şey mi olur falan diyecektir. Ancak unutmayın basit fizik kuralı. Fizik kurallarına göre uçaklar uçuyor ve bu bir sihir değil. Doğal olarak orada da bir ağırlık dengesi var. Özellikle sınavlara çalışan arkadaşlarım zaten bu konunun detaylarını ineceklerdir. Uçağa etkileyen belirli kuvvetler var. İşte bu belirli kuvvetlerin sayesinde uçak havada kalabiliyor. Ve aynı zamanda uçaklar havalanmadan önce pilotlar ağırlık denge hesapları yapıyor oluyorlar. Ona göre yolcular uçaklara yerleştiriliyor ve ona göre sizin taşımış olduğunuz yükler de bir dağılım gösteriyor. Doğal olarak eğer ki bütün yolcular aynı anda uçağın önüne doğru giderse uçak düşer düşmez vesaire bunu diyemem tabii ki ancak uçağın dengesi bozulur. Ağırlık dengesi kaymış olacak çünkü. O yüzden saçma bir soru değil aslında. Burada da mesen balans adlı dersimizin ne kadar büyük bir önem teşkil ettiğini görüyoruz. Akademide akademiye katılanlar olursa inşallah göreceksiniz. Bu dersi. Şimdi pilotları araba tutuyor mu? <laughs> yani bilmiyorum. Pilotlar araba tutuyor mu? Tutan varsa tutuyordur. Hani araba tutan insanın pilot olmasıyla bir bağlantısı var mı? Ya da pilot olan insanın araba tutmayacak diye bir kaide var mı? Yani gerçekten şu an dedim ya önceden hazırlanmadığım için soruya bilemedim. Pilot olan insanı araba belki de tutuyordur. Neden tutmasın ki? Ancak e, bazı şeylerde pilotlukta Dediğim gibi sadece teknik şeyler, sadece bilgiler değil, sağlık çok önemli arkadaşlar. Sağlığımıza her daim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aktif olarak, sürekli olarak, ömrümüz boyunca spor yapmamız gerekiyor. Örneğin e, besinimizi, neler yediğimizi, ne sıklıkta yediğimizi ve aynı zamanda uykumuza çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü fiziksel olarak yıpratıcılığı yüksek bir meslekten bahsediyoruz. E, bu nedenle bu araba tutma olayını bu konuya nereden geldim? Araba tutma olayında da şöyle olmaz mı? Gerektiği şekilde yemek yediğiniz zaman daha iyi olursunuz da gereğinden fazla yediğinizde ne bileyim daha yağlı yediğinizde vesaire biraz daha fazla mideniz bulanır öyle değil mi? İşte aslında uçakta da e, özellikle yeni uçmaya başlayan bizler için e, yine bir mide bulantısı söz konusu olabiliyor. Ancak uykumuza yemeğimize dikkat ederek belirli tabii ki bunların da trikleri var. E, belirli yemekleri yiyerek bunlara engel olmaya çalışıyor olacağız bizler de uçuşlara başladığımız zaman. Evet. Şimdi yine bir soruya geçiyorum. Uçuşlarda uçağı alıp aile arkadaş ziyaretine gidilir mi? Bayramda, seyranda parantez içinde. Tabii ki öyle bir şey yapılamaz arkadaşlar. Öyle bir şey mümkün mü hiç? Yani bizlere uçak veriliyor, hadi istediğiniz yere gidin değil. Her şey saniyesi saniyesine. Hangi dakikada, nerede olacağız, hangi şehrin üzerinde olacağız, hangi havalimanına, saat kaçta gideceğiz, bunların hepsi zaten önceden planlanmış, belirlenmiş durumda. Yani öyle uçuş eğitimi yaparken, hadi uçağı aldın git, iki saat uç, ben aydındım, havalandım, azıcık İzmir'de geleyim gezeyim, geleyim diye bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Evet, yani olsa fena olmazdı ama ee, <laughs> ünvanınızı kullanarak bir şey yaptınız mı? nasıl bir şey yapabilirdim unvanımı Yani şöyle zaten şu anda bir ünvanım yok. Biliyorsunuz ben de bir şirketin akademisinde sadece öğrenciyim şu an. Ama bir gün inşallah sınavlarımız bittiğinde, eğitimlerimiz tamamlandığında kaptan pilot olduğumda bile neden böyle bir şey yapayım ki? Yani sonuçta hoş bir davranış değil. Tabii ki yapmadım. Umarım her zaman böyle olur ve hiçbir zaman böyle bir şey yapmam. Evet, bakıyoruz. Uçakla seyahat ederken zamanda yolculuk yapabilir miyiz? İşte bakın bu da yine aynı şekilde ilk duyduğunuzda komikmiş gibi gelen ama detaylı düşünmeye başladığınız zaman, işleyişi bildiğiniz zaman, kuralları bildiğiniz zaman o kadar da komik olmadığını anlayacağınız çok güzel bir soru. Uçakla seyahat ederken zaman yolculuğu yapılır mı? Tabii ki yapılmaz diyeceksiniz değil mi? Ama öyle değil işte. Yani buna zaman yolculuğu denmez aslında. Ancak daha ilgi çekici olsun diye bu şekilde hitap edebiliriz belki bu duruma. Biliyorsunuz dünyanın batısıyla doğusu arasında bir saat farkı var. Doğal olarak doğudan kalkan bir uçak batıya doğru gittiği zaman oradaki zaman farkı yüzünden gittiğiniz yerde yine aynı saati bir daha yaşıyor olabilirsiniz. İşte eğer ki buna bir zaman kayması ya da zamanda yolculuk derseniz aslında her iki yerde de aynı saati iki kez yaşamış olacaksınız. Bu anlamda esprili bir şekilde evet zamanda yolculuk yapabilirsiniz diyebiliriz. Şimdi kaldı kaç? ha Yok daha varmış. 1 2 3 dört, beş, altı tane sorumuz. Açıyorum. Uçuş esnasında esrarengiz bir olaya denk gelinir mi? İlginç şeyler görülür mü? UFO'dan bahsediyorsunuz herhalde. Ee, şöyle, tabii ki ben e, böyle bir şey görmedim. E, gören bir tanıdığım da yok. Ancak internete yazarsanız bunun gibi sınırsız sayıda şey bulabilirsiniz. Özellikle yabancı kaynaklardan haber dinleyenler varsa bu yakın zamanda bile böyle bir şey e, rapor edilmişti pilotlar tarafından, yabancı pilotlar tarafından. E, tarihte de çok kez pilotlar tarafından e, tanımlanamayan cisim, şimdi biz UFO diyoruz ya, UFO deyince aklımıza hep şey geliyor değil mi böyle işte daire, uzaylı, bildiğiniz UFO işte eskiden çizgi filmlerde gördüğümüz e, UFO canlanıyor muhtemelen kafamızda. Ancak UFO demek tanımlanamayan cisim demektir. Doğal olarak pilotların o rapor ettiği şey yani ben UFO gördüm dediklerinde tanımlanamayan bir cisim görmüş oluyorlar. Yani bu uzaylı gördüm demek değil. Havada tanımlanamayan bir cisim gördüm demek. O yüzden olabilir, neden olmasın? Evet, diğer sorumuz. Bakalım. Açamıyorum. Yapıştırdınız mı bu kağıdı ya? <laughs> Pilotlar yüksekten korkar mı? Hmm. İlginç bir soru. Şöyle. Yüksekten korkulur mu? Ee, uçağın içerisindeyken şimdi ben kendi aklıma şey geldi. Şu Fethiye'de Baba Dağı mıydı? Orası değil mi? Evet ben Fethiye'de Baba Dağı'ndan paraşütle atlamıştım bir gün arkadaşlar. Öyle bir macera perest tarafım tuttu o gün ve orada e, atlarken yüksekten korkmadığım için tabii ki e, herhangi bir şey yaşayacağımı düşünmedim. En azından hani fiziksel anlamda bir e, eksiklik yaşayacağımı, kötülük yaşayacağımı düşünmedim. Ancak e, şunu düşünememişim. Birincisi ayakların bir zemine basmıyor olduğu için e, koşarak atlıyorsunuz böyle yapanlar bilirler. Arkanızda da tabii ki e, o işi bilen birisiyle birlikte atlıyorsunuz. Birincisi kendim kontrol edemediğim için ve dinamiklerini bilmediğim için o oldukça rahatsız edici bir şey. Arkanızdaki tanımadığınız insana tamamen güvenmek zorundasınız. Onun dışında koşuyorsunuz koşuyorsunuz böyle dağdan aşağı doğru sonra bir anda çat diye paraşütü açıyor ve siz... Bir anda böyle boşlukta salınmaya başlıyorsunuz. İşte o ayaklarınızın yere değmiş hissiyatı var ya, havada böyle bildiğiniz boşlukta sallanıyor. O beni rahatsız etmişti. Asla korku değil. Hani korkacak bir şey yok çünkü orada. Ama dediğim gibi biraz dinamiklerini bilmediğim bir şey, biraz motoru olmayan bir şey. Motoru olmayan ve böyle tamamen hava ile hareket eden bir şey beni tedirgin etmişti. Neden bunu anlattım? Şundan dolayı Uçağın içerisindeyken aslında o havada süzülüyor hissiyatını almıyorsunuz. Sizler de yolcu olarak çok defa uçağa binmişsinizdir. E, o şekilde bir şey hissediyor musunuz? Hayır. Çünkü biz koltuğumuzda oturuyoruz, ayaklarımız yere basıyor. Herhangi bir hava sürkülasyonuna maruz kalmıyoruz. Çünkü biliyorsunuz uçaklar basınçlandırılmış durumda. Doğal olarak yüksekten korkan bir insan e, pilot olabilir mi? Vallahi bilmiyorum. Belki de vardır biliyor musunuz? Ama e, şunu söyleyeyim. Eğer ki aranızda yükseklik korkusu olan insanlar varsa bunun için özel eğitimler var. Ciddi ciddi psikolojik anlamda buna destek veren kurumlar var ve gerçekten birçok insan ben duydum ki yükseklik korkusunu yenip daha sonra da bununla alakalı olarak büyük işler başaran. O yüzden eğer ki böyle bir şeyiniz varsa korkunuzun üstüne gidin ve pilot falan olmak istiyorsanız bunun için hayallerinizden vazgeçmenize gerek yok. Korkunuzla yüzleşin. Kaldı 4 sorumuz. Evet. Bakalım. Kokpitte istediğimiz müziği dinleyebiliyor musunuz? Gene müzik, gene müzik arkadaşlar. Amma taktık bu müzik konusuna. Yani müzik dinleyebiliyor musunuz? Bir de istediğimiz müziği dinliyor. Yani müzik dinliyorsanız istediğiniz müziği de dinlersiniz. Bu müzik konusunda ben girmek istemiyorum. Çünkü ee dediğim gibi uçuş emniyeti her şeyden önemli. Neden kokpitte müzik dinlemek isteyeyim ki diye ister istemez kendimi sorguluyor. Buluyorum bu soruyu okuduğumda. Evet, e, ileride bir gün bundan böyle bir 3 sene sonra falan size bunun cevabını veririm. Aa bak ben de dinliyorum falan diye. Bakıyorum pilotluk için boy sınırı nedir? Ne kadar olmamız lazım? <laughs> <laughs> ne kadar olmamız lazım derken yani kokpite sığmanız lazım tabii ki. E, bu boy sınırı ilginç bir soru değil de sanırım ne kadar olmanız lazım dediler diye biz bunu yazdık. E, kokpite sığmanız lazım da şöyle e, bu. İlandan ilana da değişiyor arkadaşlar. O yüzden hani kadınlar için, erkekler için boy sınırı farklılık gösteriyor. Ancak şirketler arasında, pilotaj bölümleri arasında ve ilandan ilana bile değişiklik gösterebiliyor. O yüzden e, bu soruyu çok alıyorum ama lütfen ilanları takip edin olur mu? Çünkü hani biz de artık o safhaları geçtiğimiz için sürekli olarak bu sınırları takip etmiyoruz. E, son iki sorumuz Pilotlar karizmatik sesle konuşuyorlar. Hanımefendiler için bu durum zor değil mi? Arkadaşlar öyle bir zorunluluk yok. Pilotlar karizmatik sesle konuşacaklar diye. Evet biliyorum. Bence de karizmatik sesle konuşuyorlar. Ancak belki de pilot oldukları için bize karizmatik geliyordur arkada otururken bilmiyorum. Ama bazı pilotların sesi de gerçekten karizmatik çıkıyor. Ancak neden hanımefendiler için zor olsun? Hanımefendiler de karizmatik olabilirler. Onlar da karizmatik bir şekilde konuşabilirler. Bir gün kadın pilota gelirseniz birazcık daha kulak kabartıp bir dinleyin bakalım karizmatikler miymiş? Evet son sorumuz son şanslı sorumuz Pilot olduktan sonra arkadaşlarının yanında sözünün değeri arttı mı? Yani böyle bir arkadaşım yok Allah şükür hiç olmadı. Böyle bir arkadaşım olsaydı da bir daha arkadaşım olmazdı. Ne demek sözün arttı mı? Pilot oldum diye bana değer verecekse veya arkadaşım olacaksa o zaman arkadaşım olmasın lütfen. Hayır böyle bir şey olmadı. Evet arkadaşlar bu kadar sorular. Aslında buna benzer sorular vardı ama aralarından seçim yapmak zorundaydık. Video şimdiden bile uzun oldu. O yüzden şimdiye kadar sabredip izledim izlediyseniz teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorular için teşekkürler. Hoşçakalın.